Merhaba çocuklar, fen bilimleri dersimizde bugün devam ediyoruz. Sizinle en son basit elektrik devreleri konusuna geçmiştik. Bugün de aynı konuya devam ediyoruz. Ama bugün farklı enerji kaynaklarını, elektrik enerjisi kaynaklarını işleyeceğiz. Aynı zamanda elektrik çarpmasında dikkat etmemiz gereken oluşabilecek tehlikeleri konuşacağız. Bu dersimizi fen sevinci kitabımızla işleyeceğiz. O nedenle fen sevinci kitabımızı önünüzde açmanızı rica ediyorum. Fen sevinci kitabını sayfa 95 açtıysanız hep birlikte başlayabiliriz. Öncelikle, şimdi elektrikle tanışalım. Biz sizlerle zaten konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Ne demiştik? Günlük yaşamımızda elektrikle çalışan pek çok araç gereç bulunmaktadır. Bu araç gereçler aydınlatma, ısıtma, temizlik, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda kullanılmaktadır. Elektrikli araçlar işlerimizi kolaylaştırarak yapılan işin süresini kısaltırlar. Bunları zaten konuşmuştuk sizlerle. Aynı zamanda ne demiştik? Elektriği gözümüzle göremeyiz. Ancak etkisini hissedebiliriz. Ne dedik? Elektrik bir enerji türüdür diye konuşmuştuk. Elektrik enerji neydi? Sisteme iş yaptırabilme gücü. Elektrik enerjisi başka enerji türlerine dönüşebilir. Ne dedik? Mesela bütün elektrik enerjisi ısıya çeviriyor. Televizyon hepsi sevde ışık enerjisine çeviriyor. Ampul dedik ışık enerjisine çeviriyor, değil mi? Bunu sizlerle konuşmuştuk. Elektrik santrallerinde koyuyoruz yıldızımızı. Elektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretimi gerçekleşir. Kömür, petrol, doğalgaz ve su elektrik üretiminde kullanılan doğal kaynaklardır. Ama ne dedik? Doğal kaynaklarımız sınırlıdır. Bu nedenle bu kaynaklardan bazen aynı zamanda çevre kirliliğine neden oluyor. Bu nedenle elektrik enerjimizi tasarruflu kullanıyoruz. Şimdi farklı enerji kaynakları işte bugün nasıl işleyeceğimiz konu bu. Ne dedik? Her elektrikli araç aynı elektrik enerjisiyle çalışmaz. Mesela şimdi cereyan. Evimizde kullandığımız televizyon, ütü, işte fişe takıp kullandığımız diğer elektrikli araçlar bunların hepsinde elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisiyle çalışmaktadır. Kırmızıyla işaretliyorum. Yıldızımı koyuyorum. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisiyle çalışmaktadır. Elektrik santrallerinde ya da barajlarda üretilen şehir cereyanı elektrik hatlarıyla yerleşim yerlerine kadar taşınmaktadır. İşte o kablolarla yerleşim yerlerine kadar taşınan elektrik şehir cereyanıdır. Ne dedik? Televizyonumuz, ütümüz, evde kullandığımız mikser, kettle, saç kurutma makinesi, bunları fişe takıyoruz. Bunların hepsi neyle çalışıyor? Şehir cereyanıyla çalışıyor. Pille, radyo. Pille hepiniz biliyorsunuz zaten. Radyo, kırmızıyla işaretliyorum, yıldızımı koyuyorum. Radyo, saat gibi düşük elektrik enerjisi. Yani düşük elektrik enerjisiyle de çalışılabilir. Ama televizyon, ütü düşük elektrik enerjisiyle ne yapmaz? Çalışmaz. Hatta cep telefonu, telsiz gibi araçlarda birden fazla pilin bir araya gelmesiyle oluşan bataryalar kullanılmaktadır. Pil. Neye koyuyoruz? Kumandaya takıyoruz. Çünkü küçük bir enerji istiyor. İşte bu küçük müzik dinlediğimiz MP3'lere, MP4'lere koyuyoruz. Radyoya koyuyoruz, kol saatimize takıyoruz. Sonra telefonlarımızda telsiz halde ne var? Batarya var. Bataryalar neden oluşuyor? Birçok pilin bir araya gelmesiyle ne oluyor? Batarya oluşuyor. Biz bunları şarj ediyoruz, kullanıyoruz, değil mi? Sonraki sayfaya geçelim. Akü var. Aküler de pillere göre daha güçlü. Peki, motorun hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyorlar. Nelerde kullanıyoruz? Otomobil, uçak, gemi gibi araçlarda kullanılıyor. Akü resmini burada görüyorsunuz. Bunlar bazı araçlar farklı enerji kaynaklarıyla çalışır. Mesela diyor ki, elektrikli araçlarda kullanılan piller farklı büyüklük ve güçte olabilirler. Pilleri biliyorsunuz, hepsi aynı, birbirinin aynısı değil. Farklı güçte oluyorlar, farklı büyüklükte oluyorlar. Çünkü her araç aynı güçte enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş pilleri, hesap makineleri, kol saatleri ve uydularda kullanılmaktadır. Ne? Güneş panellerini biliyorsunuz işte. Güneş pilleri de bunun gibi. Gelen ışık enerjisini neye çeviriyor? Elektrik enerjisine çeviriyor. Doğal bir ışık elektrik kaydı. Ne diyoruz? Bazı enerji kaynakları çevreyi kirletmektedir. Bunlar neden? Şimdi bu nedenle bilim insanları hem ucuz hem kolay elektrik
edilebilen hem de çevreyi kirletmeyen enerji kaynakları üzerinde çalışmaktadır. Rüzgar santralleri, güneş panelleri bu amaçla kullanılmaktadır. Güneş, rüzgar, su bunlar dünyamızı kirletiyor mu? Kirletmiyor. O nedenle bunların kullanılmasının daha iyi olacağı bilim insanları tarafından bizlere söyleniyor. Ama kömür, petrol bunlar ne? Bunlar doğayı kirletiyorlar. Toprağı, havayı bunlar. Evet doğal enerji kaynağı elektrik üretilmesi için önemli ama aynı zamanda gereksiz kullanıldığında, fazla kullanıldığında, tasarruf edilmediğinde çevremize zarar veren elektrik kaynakları değil mi? Rüzgar santralleri rüzgarı pervaneye çarparak pervaneyi döndürmesiyle elektrik enerjisi üretir. Güneş panelleri ise güneş enerjisini alarak, bu şekilde görüyorsunuz, güneş panelleri bu şekilde güneşe doğru bakar. Güneşi alarak elektrik enerjisini çevirir. Bu sayede işte konutlar, ısıtma ve aydınlatmada kullanıldığı yok çoğu yerde. Bunlar da rüzgar enerjisi için, bunlar da bu aldıkları yerel rüzgarı elektrik enerjisine çeviriyorlar. Şimdi etkinliğimizi yapalım. Diyor ki hangisiyle pille, şarj cereyanlarına bakülle mi çalışır bunu işaretleyeceğiz. Bilgisayarda, bilgisayarda batarya var. Yani bataryada neydi? Bir de çok pilin bir araya gelmesiyle oluşuyordu o zaman. Pille çalışır. El temellerinde biliyorsunuz el temellerin içinde pil var. Evet bunların büyüklüğü değişiyor. Enerjisi verdiği güç değişiyor ama pille çalışıyor efendileri. Oyuncak arabalarınızda ne var sizin? Pil var. Cep telefonlarımız bataryayla çalışıyor. Batarya birçok pilin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Duvar saatlerinin arkasına bakarsanız kontrol edin. Neyle çalışıyor? Pille çalışıyor. Otomobiller neyle çalışıyor? Otomobil, uçak, bu gibi şeyler aküyle çalışıyor. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi diyor ki doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Şehir cereyanı elektrik santrallerinde üretilir. Doğru mu? Evet. Nerede üretiyor şehir cereyanları? Barajlarda ve elektrik santrallerinde üretiliyor. Doğru. Küçük araçların çalıştırılmasında piller kullanılır. Ne bu küçük araçlar? Kumanda, radyo, saat, MP3, MP4, duvar saati. Bunlar ne? Pille çalışır. Doğru. Pil, uçak, gemi gibi araçlarda kullanılır. Pilin verdiği enerji uçağı ve gemiyi çalıştırmaya yeter mi sizce? Yetmez. Neyle çalışır bunlar? Aküyle çalışır. Değil mi? Motora verilen bir enerjiyle. Ay, yanlış. Yanlış yazdım. Pardon, özür diliyorum. Yanlış. Birden fazla pil bir araya gelmesiyle akü mü oluşuyor? Hayır. Ne oluşuyor? Batarya. O nedenle bu yanlış. Kömür, petrol, çevre dostu enerji kaynaklarıdır. Hayır ne dedik? Bunların fazla kullanılması, dikkatsiz bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde kullanılması çevreye zarar verir. Toprağı kirletir, havayı kirletir dedik. Denizleri kirletir. Yanlış. Güneş panellerinde güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilir. Ne dedik? Evet, güneş panelleri aldığı güneş enerjisini ne yapıyor? Elektrik enerjisine çeviriyor. Doğru. Şimdi boşlukları doldurmanızı istiyor. Yukarıdaki kelimeler. Diyor ki, nokta nokta ve nokta nokta haberleşmede kullanılır. Kim? Cep telefonu ve televizyon. Neyde kullanılır? Haberleşme. Nokta nokta ışık vererek aydınlatmayı sağlar. Kim? Ampul. Nokta nokta elektrik enerjisinden ısı enerjisi üretir. Kim o? Mesela ampul. Ne dedik? Ampul hem ışık hem ısı verir. Tost makinesi ısı veriyor. Ne yapıyor? Yiyeceklerin tostların yapılmasını o sıcaklıkla sağlıyor. Sonrasında vantilatör ne yapıyor? Sıcak üflüyor bazen. Ayarlarsanız soğuk üflüyor. Sonrasında nokta nokta ve nokta nokta elektrik enerjisinin hareket enerjisine çevrilmesiyle çalışır. Ki vantilatör ne oluyor? Böyle sürekli dönüyor, 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 dönüyor. Bize soğuğu ya da sıcağı veriyor. Vantilatör. Ve kim? Çamaşır makinesi. O da nasıl dönüyor, dönüyor, çamaşırları yıkıyor, sıkıyor, hareket ediyor değil mi? Çamaşır makinesi. Sonrasında diğer soruya geçelim. Ne diyor? Isı enerjisi kaynağıdır.
dedik, tost makinesi dedik. Kim hem ısı hem ışık enerjisi kaynağıdır? Ampul. Devam ediyoruz. Ha, elektriğin yol açabilecek tehlikeler neler? Bunları konuşalım biraz sizlerle. Diyor ki, pek çok yerde kullandığımız elektrik enerjisi dikkatli kullanılmazsa tehlikelere yol açar. Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanımı sonucu vücudumuza temas etmesine elektrik çarpması diyoruz. Elektriğin dikkatsiz kullanımı sonucunda bu elektriğin vücudumuza temas etmesi elektrik çarpması. Alıyorum kırmızıya, çizdim altını kırmızı kalemle. Elektrik çarpması elektriğin en önemli tehlikesidir. Vücutta ciddi hasarlara, ölüme, yangınlara neden olabilir. Ne yapacağım ben bu? Peki tehlikeli durumdan korunmak için. Sağlam ve kapaklı prizler kullanacağım. Prizler mesela yerinden çıkmış oluyor, tehlikeli. Bunlara dikkat edeceğim. Bu şekilde evde bunu kullanmamaya çalışacağım. Kapaklı olmasına dikkat edeceğim ki herhangi bir benim müdahalem dışında içine bir şey giriş çıkışı olmasın, yangına neden olmasın. Fişin etrafındaki koruyucu kılıflar yıpranmışsa kullanılmamalıdır. Ne fişler var, fişlerin etrafı tabi orada bir kablo var elektrik iletimini sağlayan. Eğer onlar açılmışsa ne oluyor? Sen direkt iletken bir maddeye dokunuyorsun, elektriği ileten maddeye dokunuyorsun. Bu da senin elektriğin direkt sana temas etmesine ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Yıpranmışsa kullanmıyoruz. Çoklu prizlere az sayıda fiş takılmalıdır. Yani işte 3-4 prizler var, onlara çok yüklenmemek gerekiyor. Islak elle elektrik düğmelerine dokunulmamalı. Ha. Ne? Su iletken, elektriği iletir. Ben eğer ıslak elimle elektrik geçen bu elektrik düğmelerine dokunursam içinden ne geçiyor? Elektrik geçiyor. Ve su elektriği iletiyor. Ne yapar? Oradaki elektrik benim vücuduma direkt temas edebilir. Pamuk, kağıt gibi maddeler prizin yanına konmamalıdır. Ne dedik? Elektrik ısı enerjisine çevrilebiliyor. Pamuk, kağıt, bunlar yanabilir. Direkt ne oluyor? Yangına neden olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Elektrikle çalışan araçlar kablosundan tutup çekilmemelidir. Tutuyorum, çekiyorum. Orada ben prizi koparabilirim. Elektrik aletli fişin kabloları çıkabilir. Ne olur? Kablolar gelir, elektrik çarpması yaşayabiliriz. Kopmuş elektrik tellerine dokunulmamalıdır. Çünkü bu teller ne taşıyor? Elektrik taşıyor. Ben o tellere dokunduğumda elektrik direkt benim vücuduma temas etmiş olur. Elektrikle çalışan araçlar uzman kişilere tahmin ettirilmeli. Bozulan elektrikli araçlarımızın içini açmak, onlarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Çünkü bunun içinde ne var? Elektrik var. Elektrik de direkt vücuduma temas ettiğimde bu bana zarar verebilir. Kalbimi durdurabilir, yangın çıkabilir. Ya ölüme bile neden olabilir. Elektrik çarptığında önce sigorta kapatılmalıdır. Evet, ne yapıyoruz? Elektrik çarpan kişiye gidip dokunmuyoruz. Çünkü neden? İnsan vücudu da iletkendir. Yani elektriği iletir. Ondaki elektriği dokunduğunda bana da geçer. O nedenle böyle bir durumla karşılaştığınızda direkt gidip o insana dokunmuyorsunuz. Önce sigortayı kapatıyorsunuz ki elektrik akışını kesin, daha sonrasında yardımcı olun ya da elektrik akışını kesemeyecek durumdaysanız, yani sigortaya ulaşamayacak ya da çok ağır bir durumdaysanız ne yapıyorsunuz? Demir, metal bu şekilde yaklaşmıyorsunuz. Tahta bir eşyayla yaklaşıyorsunuz. O kişinin bulunduğu yerden uzaklaştırıyorsunuz. Çünkü tahta yalıtkandır, elektriği iletmez. O nedenle size yardımcı olabilir. Ama elektrik çarpan kişiye ne dedik? Dokunmuyoruz. Şimdi pillerle tanışalım. Biz tanışmıştık ama biraz ayrıntısını göreceğiz bu ders. Ne dedik? Piller düşük enerjili enerji kaynaklarıdır. Şehir cereyanı kullanılmadığı yerde kolaylık sağlar. Pillerde ne var dedik sizinle? Bir artı kutup var, bir de eksi kutup var. İki kutup var. Piller pil yuvalarına aynı işaretler karşılık gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Pilin düz olan alt yüzeyi eksi, çıkıntı bulunan üst yüzeyi ise artı kutbudur. Çıkıntı bulunan yüzeyi artı, düz kısmı eksi kutbudur. Pilin değeri 2 volt, 9 volt olarak üzerinde belirtilir. Pili aldığınızda kaç voltluk bir pil olduğu üzerinde yazar. Araçlarda uygun büyüklükte piller kullanılmaktadır. Kullanılmalıdır. Aksi takdirde araçlar zarar görüp çalışamaz hale
sayısını arttırıyoruz. Yani kimlerin ömrünü uzatmamız gerekiyor. Bu etkinliğimizi de yapalım. Doğru ya da yanlış koyacağız. Diyor ki, elektrik çarpan kişiyi tutarak elektrikten kurtarmalıyız. Hem de dedik elektrik çarpan kişiye dokunmuyoruz. Çünkü neden? Vücudumuz iletken. Eğer dokunursak elektrik çarpmasına neden olabiliriz. Yanlış. Islak elle elektrik düğmelerine dokunabiliriz. Ne dedik? Dokunmuyoruz. Su iletken elektriği iletir. Eğer ıslak elle dokunursak elektrik çarpmasına neden olabiliriz. Yanlış. Kopmuş elektrik teline dokunmamalıyız. Evet, direkt elektriği taşıyan bir maddeye kopmuşsa dokunmuyoruz. Doğru. Çalışır durumdaki elektrikli aleti kablosundan çekerek kapatmalıyız. Çekiyor muyuz? Hayır. Önce düğmesine basıyoruz. Sonra kablosunu düzgünce çekiyoruz. Yanlış. Telin etrafındaki koruyucu kılıf kopmuş. Kabloları kullanmamalıyız. Evet, ne dedik? Kullanmıyoruz direkt. Biz de çünkü elektrikle bırakıyor yani vücudumuza direkt giriş sağlayabiliyor elektrik. Elektrik kaçağındaki yangınlara su dökerek müdahale etmeliyiz. Yanlış. Elektrik kaçağında su iletken olduğu için bu şekilde değil, çöpükle müdahale ediyoruz. Sağlam ve kapaklı prizler kullanmalıyız. Doğru. Ne dedik? Dikkat ediyoruz sağlam olmasına. Şimdi diyor ki, okla izlendiğinde çalışır mı, çalışmaz mı? Ne dedik? Zıt kutuplar birbirine bakacak. Artı eksi, artı eksi. Ne dedik? Çalışır. Eksi eksi, artı artı çalışır mı? Çalışmaz. Zıt olması lazım. Eksi artı, artı eksi, eksi artı, zıt çalışır. Eksi eksi, artı artı, eksi artı, hayır bunlar zıt olmadığı için çalışmaz. Buradaki etkinliğimize de bakalım, sonra daha bitirelim. Pilin yerleştirildiği devre elemanı ne? Pil yatırı. Elektrik iletimini sağlayan devre elemanı ne? Konuştuk geçen dersimizde. Kablo. Devredeki elektriği kontrol eden eleman açıp kapıyoruz, anahtar. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araç, ampul. Devre için gerekli elektrik enerjisini sağlayan kaynak, pil. Motorun hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren aygıt, ne dedik? Akü. Yanar mı yanmaz mı? Bakıyorum, ikisinin de doğru bağlanması gerekiyordu. Kablonun düzgün bir şekilde, o nedenle yanmaz. Düzgün bağlanması gerekiyordu ve kapalı olması gerekiyordu, yanmaz. Pilin iki kutbuna da gelmesi gerekiyordu. Sadece eksi kutbuna bağlanmamalı, iki kutbuna da bağlanmalı. O nedenle yanmaz. Sadece artı kutbuna değil, eksi kutbuna da bağlanmalı. Sadece tek kutba bağlanmaz, o nedenle yanmaz. Ne yapıyoruz? Burada, buraya da denk gelmeliydi. Kapalı. Doğru. Artıdan eksi iki kutba da gitmiş. Yanar. Evet çocuklar, bugünkü dersimizi bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.